Evet, şimdi köy belgeseli videomuzda size yıllarca ağaç evde oturup elektriksiz, susuz, hiç kimsesi olmayan amcamıza köylümüz buraya ev yaptı. Ev yaptı, size onu göstereceğim. Bu yılların perit ağacı. Ben çok yardımcı, köyde yardımcı olan Salim amcam. Evet, Salim amcamıza teşekkür ediyoruz buradan. Burası büyük bir arazi. Allah razı olsun. Burası Farah dayımızın evi. Evi olmayan yaşlı amcamıza bu evi yaptılar köylümüz. Hayırseverlerimiz. Hepsinden. Allah razı olsun. Daha içmeye girmedi. Böyle buraya merdiven mi yapacaklar anne? Ne? Buraya merdiven mi yapacaklar? Merdiveni var. Şey, ayak merdiveni. İndiriyorlar içinden aşağı. Hmm. Şimdi buraya şey yapacaklar. Daha lugar var burada. Bu, burada ev böyle olacak değil mi? Ev böyle olacak. İyi yapmışlar ama. Şey. Yola bakacak. Ben de temizleteceğim buradan. He. Ondan sonra suyla elektriği gidiyor işte içeri. Tommy'ye bak, Tommy'ye. Köpeklere bak anne. Tamam canım. Kuyruksuz da var. Kapısına bak. He. Oturmaya gelecek. Şu an kilitli burası. Evet. Böyle. Filef abi kurdular buraya. Benim evden iyi görünüyor valla. Aa, kuyruksuz köpek var anne. Benim evden iyi görünüyor. He. Şu anda kendisi şu ileride tahta bir evde oturuyor. İçinde ne elektriği var, ne suyu var, hiçbir şey yok. Bir o odalı. O kadar elektriği olmadı, gaz lambasıyla oturuyor. Evin üstü yarıya yıkılmış. Donuyor evin içinde. Kimsesi de yok. Kimsesi de yok. Çoluk çocuğu, arada eşi. Arada bir yemek konsular, biz yemek veriyoruz. Arada süt, yoğurt veriyoruz. Hiç kimsesi yok. Hiçbir zaman evlenmemiş. Evet. Şu an kaç? 80 yaşında falan değil mi anne? Aynen. 80 yaşında. Bakım evine göndermek istediler. Hı hı. Gitmedi. Burada kalmak istedim. Bu çürük evin içinde ben kalacağım dedi, yıkılan evin. Gitmedi. Niye, oralara alışamam dedi. Aa, baksana. Buralardan sular akıyor. Tekerlekli ev. Canı ister o yana çeker, canı ister bu yana çeker. Modeli nasıl isterse öyle. Bayağı da geniş anne. Öyle çok güzel ya. Yüksek. Bunun iki katı olsa bana yeterdi. He, iki katlı. Ne canlara gidiyor? Bak ne güzel altı. Baksana ne soğuk, ne sıcak. Aynen. Hiçbir madde de giremez içine. Yok. Çok şey. Bak, nereden giremez? Sıcak olur içi, sıcak. Tommy sen nerede geziyorsun? Benim evimden yukarıdayım. Tommy'ye bak. Tommy sen nerede geziyorsun? Tommy sen nerede geziyorsun oğlum? Niye geldin? Şuraya evin şey... Evet. Evlere baksana, yapraklarımızın hep döküldü. Ha. Evler hep görünüyor. Bizim evin de dumanı çıkıyor. Soba yanıyor. Yok yok. Ha, burada daha güneşli. Evet, abi evlere baksana yukarıda. Ha, hep görünüyor. Boş duruyor. Ha, bak, 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 yukarı bak. Ne evler yapmışlar buraya, ne evler. Aslan amcamın evi de iyi görünüyor anne. Büyük ev yaptırdı bak. Ev çok güzel. Allah sağlık versin. Ya. Allah sağlık versin. Sizin mutfaktan burası baya yakın görünüyor. Ama baya yakın. Fındık mantarı çıkmamıştır değil mi anne? Yok. Bitti ya da. Tommy'ye bak, Tommy'ye. Tommy nereye gidiyorsun? Bak. Uçuyor Tommy, uçuyor.
dışarı çıkamayayım. Hadi anne. Yazın Erdem'e salonca kaçayım ağzına. Orada yanına geliyoruz oturmaya çay içmeye. He? Ölmesin ya. Niye olsun adam bile? Ölenden bize hayır yok. Burada rahat eder ama ya. Gidenden geri gelen yok. Sıcak olur. Rahat eder. Benim evden iyi, benim evden iyi. Şu samanlığın tamam göremiyorum bak bu samanlık. Sobada patates haşlaması yiyorsunuz yani. He. Afiyet olsun. Sağ ol. Tuz sürü sürü ye. Şuralarda mı acaba? He? Şuralarda. İyidir ya. İyi iyi. Güzeldir o manavın güzel, patates soğanı iyi oldu. Ondan yine almıştım sana ben. Şu torba. Çaydan ver. Ferda'nın evini çektik baba. Yeni evine. Daha elektriği bağlanmadı ya. Bağlanmadı ama anam diyor ki bizim evden iyi. Ben hemen edeyim burada çok. O kadar boru. Ne güzel altının boşluğu var. Çok var. Herhalde bulaşık makinesi de koyacaklar. Çamaşır, bulaşık. O ayakkarı yeni onlara yapmışlar. Onları biz böyle takoz üstlerine koyuyorduk. Şantiyelerde. Bizde kaldı. Ben de çamaşır, bulaşık makinesi olacak içeride. Kibime geliyor ama bulaşık ne yapacak o? Ya, ya şöyle. Ev yapılırken o şekilde yap. Ama Farda çok sıkıntı çekti baba. Değil mi? Eski hmm. Evde. Yanık yanık. Eski yanık. Evde diyorum çok sıkıntı çekti. Yanıkları yeme yanıklarını. Yanıkları yeme dokunur. Eski evde elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Dış kapı bile kilitlenmiyor. Pencere bile kilitlenmiyor. Öyle bir şey yok. Bir kilidi bile yok kapısına. Yok yok, üstünü örtüyor sadece. 3-5 litre tahta. Kilidi bile olmayan bir evi vardı yani. Hırsızlar da girdi. Gittin çektin mi evi? Eski evi yok da yeni gelen evi gösterecek. Hadi eski evi de çekelim. Evin yarısı yani. Hiç yok. Yarısı. Üstünün yarısı. Çok ya zor. Ev sayılmıyor eski ev. Öyle küçük bir oda yani. Oda İyi oda. İyi evde yatak var. Bir sobası var abi. Tamam, yerde mi yatıyor? Divanı var. Divanı var mı? Tahta. Bir de sobası var. O zamana var. Kadar Farda'ya elektrikte oturmamış. Elektrik. Bir de gaz lambası var. Yani 80 yaşında neredeyse. Ne çektin? 86 yaşında. 86 yaşında mı? Ben tamam. 80 ancadır diyorum. 80. Bayağı da yaşıyor anne. 4 sene sonra 90. Maşallah var ama. Maşallah yürüyor her gün yoldan aşağı. Araba çarpmış ona termede. Bak bir şeye kaldırmış onu. Araştırmaya kaldırmış. Biraz kendini iyi hissetmiş. Araştırmadan taksi tutup kaçmış. Fakülteden lan. Köye kaçmış. Ama niye kaçmış? Onu şeye götüreceklermiş. He. Kimsesizler yurduna. He. Bakım evine götürmüş. Bakım evine. Ben orayı istemiyorum demiş. Ben orada duramam demiş. Duramaz ya. O kahvemle bu araya alıştı. Oradan taksi tutup oraya kaçıyor vardı. Köye alıştı. Köyde yürümeye, nefes alma. Onun öyle kendi... Yani. Hiç kötü de olsun. İnsanların da durulmaz ki ya. Evinde elektriği de yanmasa o evi isteyeyim. Aslan. Farda'ya hem dışarıda sayılı ya. Hem de gıda işi yok. Ya bir şey var onun. Onu iç mi? Tülay bu fakir işte onun. Allah razı olsun. Şimdi buraya gelince siz yemek ekmek verirsiniz. Oraya gelince biz verir. Süt verin, yoğurt verin. Şöyle bir liste yapmayı düşünüyor komşular. Biz yoğurt devamlı veriyorduk ona. Kahveni de söylemiş bu bana yoğurt, süt çok veriyor. Aynen hemen durdurdum yoğurdunu verdim. Kavanozdan hazırladım. Annem mayalardı. Yumurta bile pişiremiyor. Haşlayacaksın sen kendin götürsün mü? Soyacaksın. Hiç iş yapamıyor vardı onu değil mi ya? Niye? Eskidendirse. Öyle de eskiden kendi yemeğini bir şeyler yapıyordu adam. Yorganı morganı söker de atarım makineyi yıkarım ne yapayım? Da
Ama da, adamın yorganı temiz olur da tabii ya. Yorganı morganı yok zaten, yok. Onu komşular verdiler. İki çok tane güzel, yorgan yüzü olacak. Çok güzel birini yatak koymuşlar evin içine. Ötekini yıkayacaksın. Tertemiz deterjan kokacak şöyle. Adam temiz yatacak ya, değil mi? Deterjan kokmaz olmaz. Başı da temiz olsun. Evet, burada belki daha iyi bakılır, bilmiyorum. Bizim yanımızda. Bir masa götüreceğim, küçük masa oraya. Bayramda şöyle... Semaveri de getireceğim, aşağılarda çay içmeyecek. Semaveri yakacağım, ona çay içeceğim. Aslında çok kıymetli varmış ama giymiyormuş. Ya kısa kollu giymiyor. O hep uzun kollu gömlek diye. Kısa kollu hiç giymiyor. İnat da tuttum, çok inat ya işte. Giymiyorsa giymiyor ya, giymiyor. Mahallenin kaç yıllık adamı... Bunun içine sopa yakamaz da bunun içine sıcak elektrikli bir şey olur böyle. Elektrikli sopa olabilir ya. Soba değil de düşünce böyle uyurken düşüp evine yanmasın diye öbür türlü şey. Mesela demir döküm. Fare dayı böyle daha 35-40 yaşlarındayken Fare dayı evlensene diyorduk ya. 35 yine, yaşındayken. Çok tek, yine tek duruyordu, tamam mı? Çok Fare dayı evlensene ya. Yahu kapı açık diyordu. Gelen gelsin daha yanıma, kapı açık. İlle biz mi isteyelim? Gelene kapı açık. Gelene kapı açık diyordu. Öyle millet ayağına görünmüyor. Vallahi ya. Onu en sonunda Bekarlar Dernek Başkanı yaptık. Var köyde çok 60 yaşında, 70 yaşında. Hala köyde bekar var lan anne. Bekar çok var. Bir yerde 4-5 kişi var bekar. He. Var yani. Bizim ev köyümüzde yaşayıp. Ama ne diyeyim bak. Aynen. Ne oluyor, iyi bir şey ya. Değil. Kardeşin gidiyor, anan gidiyor, baban gidiyor. Herkes ya. Göç ediyor. E tek kalıyorsun. 86 yaşında bak, o da yürürken zorlanıyor. Arabacılara biniyor kahve yanında çeşmenin önünde. Olsun, onu köyü eve kadar götürüyorlar. Köyümüzün bak. Köyümüzün dayısı o. Buradan avrayı geçiyor. Köyü sahip çıkıyor ama ya. Köyümüz insanına sahip çıkıyor ama. Köyümüzün yaşlısı, köyümüzün dayısı. Çok iyi. Hiç evlenmemiş ama Fahri dayı, ben 14 yaşına geldim bu köye. Fahri dayı, Fahri dayı, Fahri dayı çok efendi bir insan. Çok efendi. Ben hiçbir şeysini görmedim. Çok efendi. Biz çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Yaşlılık, adam ne bilsin bak, yaşlandı. Terbiyeli, efendi. Şimdi zorlanıyor yani. Bir çoluğu çocuğu olsa, eşi, ışık, dostu olsa... Bak bak bak. En azından... Az bana baksana, hiç de öyle deme. Hiç de öyle deme. Çoluk çocuğun da oluyor da, bakmayan da bakmıyor be. Yani çoluk çocuk da olursa tamam. Hayırlı çoluk çocuk olsun. Bakmayan da bakmıyor. Adam ayrı. Şimdi şu televizyona bak. Yine iyi kötü telefon açıyorsun. Yine gece gündüz çoluk çocuğun da olsa yine geliyorlar, yetişiyor arabayla. Hayırlı çıkması hani, önemli. Hayırsızsa bakmaz. Hayırsız da bakma, sana malını mühürünü satar. Yer içer. Şu televizyonda 5 aylık bebeği bırakıp da gidiyorlar Erbey. İşte o başka. Böyle insanlar da var. Böyle insanlar da var. Böylesi belki daha iyi, Fahri dayı için daha hayırlıdır. Allah evlenmeyi nasip etmemiş. Allah bilir yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. Mesela iyi bir hancar, karalahana çorbası yapsın. Evet, senin çorban dillere destan oldu. Adam ta Ümiye'ye gidiyordu bak. Amca haklıymış. Önceden çorba içmek için ta şehir restoranına gidiyordu. Pancar çorbasını 3000 yedi. 3000 pancar çorbası içti. Pancar çorbasını yediniz mi Erbey Bey? Yedim. Tamam, senin pancar çorbası dile destan oldu. Amca haklı. Amcanın pancar çorbasını istiyorsa yapılması gerekiyor denildi. He. Amcanız pancar çorbasını içmiş. 3 gün boyunca. En az her yiyişimde 3 kase. 3 kase. Her az. Sen öyle bir anlatmışsın ki pancar çorbasını biberli, dumanlı, ginelik demiş. Hayır yani millet daha bir içmeden cana çekmiş pancar çorbasını. Ama şimdi bak kar yağdı üstüne. Bak şimdi Selman gene pancarların üstü çok güzel. Bravo vurdu tabii şimdi. Pancar şimdi çok güzel oldu. 3 gün önce pancar çorbası yedi. Uvala yiyesi varmış. Bir de 100 sefer doldurdu, bir daha da olacak da utandı herhalde. Dolduruyor sürekli. Utanmaz yani, utanacak adam. Bir daha yiysem mi acaba diye. Ben dedim ki dokunur ya. Ama kışın yeniyor anne pancar çorbası. Herkes sana yesin. Bak Selma'nın yemiş şu pancarlara bak. Şu an kar yağmış baba. Üstüne yaprakları çok güzel aslında. Tam yani alsan ya. Çorba olur yani. Az baksana eve. Kaynatmasaydım. Son doğramayacağım. Burkma yapacaksın o pancar. Kimisi blender'e vuruyor. Azıcık barbunya falan atacaksın içine.
barbunya var. İçine kattı ya. Kattın mı? Pirinç kattı. Mısır, barbunya. Havuç, mısır, maydanoz. Bu dedim, çorba ya. İçine gizledin ha. Biberli olsun yani. Şöyle dumanı tütsün. İyi yedi, iyi yedi. Evet. İyi olmuş da iyi yedi. Aslında güzel yani. İnsan yiyor. Ben bile yiyorum ya. Yanında ayranla birlikte. He. Güzel yeni. Ayransız da yeniliyor. Aynen. Banyo çorbasını yana bulup pilav yapacağım. Bir iki kase kalmıştı. Acaba döktün mü yoksa? Yedin ya akşam hepsini. Kaldıydı yedin ya. Banyo çorbasının yanına sıcak kurulu pilav yapacağım. Domatesli. Çok güzel. Tek başına da yeni ya banyo çorbası. Yani mısır ekmeğiyle birlikte. Ne diyorsun? Mısır ekmeği yanına bir turşu olsa. Güzel yeni. Çok da yiyeceğim. Fatma bir mağda pancar dik yedim. Mağda yok mu yok yanında insan yok. O da pancar niye dikiyor? Çok pancar dikmiş. Gördün mü? Her gün pancar mı yiyor acaba? Yok be. Dolma sarar. Belki tuz buzluktan atar çoluk çocuğa verir. Ha işte. Olabilir yani. Ben biraz daha makine dikeceğim. Yaza kışlık dolmanı hepsini sarıyorsun. Damat hiç yemeye pancar çorbasının yanından geçmez. Bir alışsa var ya. Dolmasını yiye. Dolmasını sar yiye. Bizim pancarımız Bursa'dan geldi tohumu bakalım nasıl bir şey. Selman Geniker dolmalık bir de. Dolmalık olmuş yani. Toplasan dolma sararsın bir tencere. Aynen. Şu diktiği yeni fideler bakalım ne olacak. Selman Gen'de gelen giden çok olursa Selman Gen'de bir şey bırakmayalar. O da öyle bir tehlike. Misafir gelip gidiyor sürekli. Bunun gelinene gideni çok lazım. Ondan dolayı. Hiç kabağı yok mu senin? Kabağı olmamış. Erbey bayağı bir ağaç kesmişler aşağıda. Irmak kıyı boyunca hep ağaç kesmiş. Komple kestiler ya. Çınarlara odun yaptılar. Erbey horozu beğendim mi? Beğendim. Yedim. Acaba hangisine? Kırmızı çipirliği miydi acaba? Bilmiyorum. Gitti çipirlim. Yok Sinan dedim büyüyor dedim. Kırmızı çipirliği en aşağı 2 ay büyüme böyle. Güzel daha iyi bak. Hiçbir sene baba kırmızı böyle çipirliğinden ayırmıyorsun. Ay beyaz bir tane ayırıyorsun. Niye ayıracaksın böyle? İki tane horoz ayıracaksın. Senin koca çiftliğin yok ki. 5-6 tane, 8 tane, 7 tane. Tavuğum var yani. 6-7 tane horozu niye yapacaksın? Hayır hayır kırmızıdan ama kırmızı. Birbirlerine dövüş ediyor. Hayır diye bak şimdi beyazı falan hani halledebilirim de kırmızıyı bırakacaktım bir tane numaralık. Çok aksi. Onun tipi çok güzel. O anasından dolayı çipili ufak şeyin çipili şeyin. Çok tatlı. Ama önceki tavukların yumurtlamıyordu geçen seneki tavuklar. Onlar artık gidici. Bir sene yumurtaya, bir sürü sene yumurtlamıyorlar. Hadi hak etti ya. He, yenileri yumurtlayacak. Yerime yani. Ot verdim zümrütlere. Keseceğim. İyi yaptım. Yüzünden şey de çıkarmışsınız ya. Yılara çıkarmışsınız daha güzel olmuş. Saat daha 2'ye geldi. Daha akşam 5'e kadar yanlarına uğramam. 13 dakika. 5'te bir daha. Anası kadar olmuş. Ama bugün izin ayrıldı siz geldiniz diye. 4.30-5'te. Bugün üstü başı akşam. Böyle ağrı gitmiyor akşama kadar. Akşam giderim ya. Büyük ot koysam yerler. La ilahe illallah Muhammed. Göreyim şimdi İbrahim'i da. Yarın belki cumartesi toz alabilirim. Bahra'da şey var bu şimdi. Aldığımız pancar var ya. O kavurması çok güzel. Şu Arap şey pancar. Kış pancar tatlı ha, pancar. Çok var durumda. Biberli ki onu kavurup yiyeceğim. Bir çuval pancar getirsem sana da alırım ben. Ondan çok satılır hemen şimdi. Hemen bir şey biliyor musun Ömer? Onun çorbası da çok güzel. Şey Ömer amcam yediği pancar değil mi? He. Çorbası da çok güzel. Var diye bugün manavda. Az mankeli. Sanki ben çuvalda gördüm. Tamam var ben. Gördüm ben çuvaldaydı. Manavdaydı. Termede var. Var var. Elbe o çok tez bir şey bizimkinden iyi bir şey hemen o. Onda bir lezzet var. Şeker var zaten onun içinde. O az tattım soruya. Bizimkinin... Şeker pancarı herhalde. He. Kelemin ağzı. Ama bir şey Bursa'dan gelen pancar ne pancarı bilmiyor. Şey onun dolması da çok lezzetli oluyor. Aynen. Dolması da güzel oluyor. Karalahana daha değilmiş.
Salih'in evi ne güzel görünüyor be buradan güneşe. Ahşap ev iyi yani. Ahşap ev de güzel ama bu ev daha iyi.